Şurada bir yapay bir göletimiz var. Yapay göletin etrafında şöyle şey, bu deprem esnasında toplanma merkezi var. Şurada etrafında yürüyüş parkımız var. Ne kadar metre yürüyüş parkı? Yürüyüş parkımız taşkarın 550 metre. Bir de koşu parkımız var. Yeşil kuşağın hayata geçmesi, millet bahçenin hayata geçmesi bizi çok mutlu etti. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizin güzel hayalleriniz vardı. Biz hep diyoruz zaten hayali olmayanın hedefi de olmaz. İnşallah Malatya için, şehrimiz için hayırlı olacak diyorum. Hakikaten şehrimiz açısından bir değer kazandıracaktır, şehrimize kazandıracaktır. Tabii bunu ileriki aşamada Endüstri Meslek Lisesi dediğimiz Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi ile birleşmesi ve akabinden Atatürk Lisesi ve Hürriyet Parkı ile birleştirilerek büyük bir alanın yeşil koridora dönüştürülmesi, hemen karşısındaki ticaret sitelerini kaldırarak Malatya protokol anlamındaki tören meydan olarak da düşünüldüğünde buranın bir bütüncü olarak hakikaten Malatya'ya bir değer katacağı, katma değer üreteceğini ifade etmek istiyoruz. Bunların belli bir aşamaya geldikten sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Çevre Şehircilik Bakanımızı da özellikle temel atma törenine kendilerini davet ettik. Bu da belli bir aşamaya geldikten sonra Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızı davet ederek buranın temel atma törenini de gerçekleştirmiş olacağız. Yani süre olarak ne kadar zamanda bitecek biliyorum. 1360 günde de buranın bitirilip ve memleketimizin insanına, hemşehrilerimize teslim edileceğini burada ifade etmek istiyorum. Allah hayırlısı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.